Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu aşk pastasını yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi kalpli, kırmızı ve çikolatalı. Mutlaka denemenizi öneririm arkadaşlar. Ben bunu yaparken kesinlikle kalıp kullanmadım. Ve çok evde kullan malzemelerle çok güzel bir pasta yaptım. Şöyle her tarafını görmenizi istiyorum. Ve hadi gelin nasıl yapmışız videomuza geçelim. Keki için gerekli malzemelerimiz 4 tane orta boy yumurta, şekerli vanilin, 1 tane kabartma tozu, yarım su bardağı kadar sıvı yağ, 1 su bardağı toz şeker, süt, kırmızı gıda boyası, un. Kameramızı sabitleyelim ve yapına vakit geçelim. 4 yumurtamızı kabımızın içerisine aldım ve 1 su bardağı dolusu toz şekeri yumurtaların üzerine ilave edip mikserle çırpıyorum. Yumurtalarımızı ve şekerimizi güzelce çırptık arkadaşlar. Yarım su bardağından çok eksik sıvı yağım var. Bunun üzerine dolana kadar süt ilave ediyorum. Şöyle. Mikserle bir iki tur daha döndürdüm. Şimdi yavaş yavaş ununu ilave edeceğim arkadaşlar. Ununu ölçerek koymak istiyorum. Evet arkadaşlar, ikinci bardağım kalan yarısını ilave ediyorum. Güzelce eleyin. Unumuzu dikkatle ekleyelim arkadaşlar. Yumurtanın büyüklüğüne küçüklüğüne göre değişecektir. Şimdi bu aşamada gıda boyam var. Güzelce karıştırarak evet arkadaşlar, güzelce karıştırdım. 2 su bardağı unla çikolam oldu. Evinizde gıda boyası yoksa eğer kırmızı pancarı haşlamış olduğunuz sudan da birazcık ekleyebilirsiniz veyahut da vişne suyu da ilave edilebilir. Şimdi yağlamış olduğum tepsiye kekimi döküyorum. Kekimiz 175-180 derecede fırın orta bölümüne koyarak pişiriyoruz. Kekimiz pişene kadar dolaba alıyoruz. Ocağımızı yaktık. Üzerine 3 su bardağı sütümüzü ilave ettik. Kırılması için arkadaşlar. 3 su bardağından birazcık eksik toz şekeri ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı nişasta ve 1,5 yemek kaşığı un ilave ediyorum. Bunun detaylı tarifi zaten YouTube kanalımda da var. Bunları karıştırıp pişireceğim. Evet arkadaşlar, kremamız pişti. Şimdi bunun üzerine azıcık tatlı kaşığı kadar tereyağıyla ediyorum. Şu kıvamda oluyor. Daha güzel görebilmeniz için cam bir kase yaktardım. Bir tane vanilya ve sütlü çikolata vardı evde. Bitter çikolata varsa daha güzel olur. Bunları da kırıp içine ilave ediyorum. Ve bunu sıcağıyla eriyecek. Damla çikolata da olur arkadaşlar.
Elinizde hangi çikolata varsa. Evet arkadaşlar, şimdi bunu soğuyuncaya kadar miksere çırpacağım. Benim gözüme biraz renk açık gözüktü ve şöyle bir avuca yakında damla çikolata ilave edip öyle çırpacağım. Evet arkadaşlar, kekimiz soğudu. Şurası biraz alçakta kalmış, biraz kabarık olmuş. Ben şimdi bunu 4 eşit parçaya bölüyorum. Ve şu şekilde üst üste koydum arkadaşlar. Şimdi bunların şu kenarındaki fazlalıkları alalım. Şimdi bunu kalp şeklinde kesmeye çalışacağım. Önce bir kağıtla kalbi keseyim, sonra bunun üzerine koyacağım. Evet arkadaşlar, bu kağıttan şöyle kalp yaptım. Şimdi şu karelere oldum. Ve şimdi bu kalbin kenarlarından kesmeye çalışacağım. Evet arkadaşlar, pastamızı dolapta birazcık kuruttum ve şu kenarının fazlalıklarını yine alıyorum. Dolapta birazcık kaymış. Tam bir kalp şekli vermek istiyorum. O yüzden şuralarını birazcık ben video haricinde de düzelttim arkadaşlar. Ve şu tabağımın kenarını bir peçete yardımıyla siliyorum ki pastanın kenarları güzel gözüksün. Bir su bardağı soğuk sütle bir poşet krem şantiyi boşaltıyorum. Ben birazcık pembe olmasını istiyorum. Yavaş damla gıda boyası. Siz isterseniz çilekli krem şantide kullanabilirsiniz. Ve şimdi bunu bir güzel çırpacağım. Azıcık bitter çikolatayı erittim arkadaşlar. Azıcık sütle. Mikrodalgada erittim. Bu güzelce karıştırıyorum. Kalan krem şantiyi bir sıkma torbasına dolduruyorum. Evet arkadaşlar, sıkma torbasına doldurduğumuz krem şantiyi kenarlarına dilimden gözükecek mi? Şöyle çizgiler yapıyorum. Evet arkadaşlar, pastamızı
süsledim gördüğünüz gibi. Üzerlerine küçük küçük çiçekler yaptım. Kenarlarından şöyle çikolatalar akıyor. Kalp şeklini vermeye çalıştım arkadaşlar. Kalıp kullanmadım biliyorsunuz ki videoyu baştan beri izleyenler. Evde olan malzemelerle yaptım. Ve çok da şirin gözüküyor. Kalpten gözlerini yaptım arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Videomu da arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Mutlaka deneyin. Aşk pastamız servise hazır.